İyi günler. İyi günler. Buyurun. Muzaffer Bey'in öldürülmesiyle alakalı tahkikat yapıyoruz. Tahkikat mı? Evet. Bütün evleri tek tek arıyoruz. Benim evimi aramayacaksınız umarım. İstisna yok. Muzaffer Bey'i tanıyan herkesin evi aranacak. Bir dakika. Bir dakika, ne demek şimdi bu? Kadim dostumu, iş ortağımı vurduğumu mu ima ediyorsunuz? Bu düpedüz bana hakaret ama. Sakin olun Zekai Bey. Beni nasıl suçlarsınız canım? Kimseyi suçlamıyoruz. Bu sadece bir tahkikat. Büyütme Mirim. İlk bana geldiler. Benim ev de arandı. Evdeki silahlara da baktık. Zabıt falan da tuttular. Korkulacak bir durum yok. Benim kimseden korkum yok Paşazade. Kimseden korkum yok. Buyurun. Buyurun, arayabilirsiniz. O gece Muzaffer Bey'in vurulduğu gece. Neredeydiniz? Bu kadarına tahammül edemem ama. Sinirlenme Zekai. Cemal komutan görevini yapıyor. Basit bir soru. Prosedür gereği. Peki. Uyuyordum komutan. Neriman'la birlikte uyuyorduk. Dokuz milimetre. Muzaffer Bey'in vurulduğu silahla aynı. Bu beni katil yapmaz herhalde. Elbette. Ne yani? Böyle bir tabancam var diye Muzaffer'i ben vurmuş olamam, öyle değil mi? Bunu ancak silahı tetkik ettirdikten sonra anlayabiliriz. Buyurun komutanım. Buyurun, dilediğiniz gibi tetkik ettirin. Komutanım, Zekai Bey'in tabancasını da şimdi iki askerle birlikte gönderiyorum. Askere lüzum yok. Bizzat götüreceğim. İnsanlar böyle durumlarda hassaslaşıyor, alınıyorlar. Gidip gönüllerini de almak lazım. Haklısınız komutanım. Biraz konuşabilir miyiz? Ne hakkında? Mühim bir mesele. Yalnız konuşmak istiyorum. Çiftliğe gelir misin? Tamam. Cızbıtmadan çalışın. Vırrikler. Hadi bakalım. O pinnikleri de bir sağlamlayın. Sonra gelip yoklayacağım. Hele şuna bak, şuna. İyice ekelendi. Ha. Hele bacım, az bekle hele. Thank you.
gelmişsin hala. Kız ne olmuş? Halide Hanım niye gelmiş çiftliğe? Ne bileyim ben anam ya. Bunların işlerine de akıl sır ermiyor ya. Müflis bezirgen. Eski defterleri kurdalarmış. Bununki de o hesap. Öyle olsa hanım kendi gelirdi. Baksana Serap Hanım getirdi. Öyle mi diyor? Öyle diyor. İşler iyice sarpa sarıyor ya. Konuşmak istediğin mevzu nedir? Dün avukat geldi. Karnımda Muzaffer'in çocuğunu taşıdığım için bütün mal varlığının bana kaldığını söyledi. Bunu tahmin ediyordum zaten. Bunları söylemek için mi çağırdın beni? Hayır. Muzaffer'in isteklerini sana iletmek için. Evet, bütün mal varlığı benim olacak. Ancak tüm gelirlerin dörtte birini sana vereceğim. Her ay eline yüklü miktarda bir para geçecek. Muzaffer'in isteği bu. Geçmişte bana çok acı çektirdin. Bana yaptıklarının hiçbirini unutmuş değilim. Sana hala kızgınım. Lakin Muzaffer benim için çok kıymetli. Sen bana onun yadigarsın. Bundan sonra sana yaptığım iyilikler Muzaffer'in hatırasına yapılmış olacak. Peki abim neden beni sana mecbur bırakmış ki? Bunun bir tek sebebi var. Mallar Kemal'in eline geçmesin diye. Abin Kemal'in niyetinin bu olduğuna inanıyordu. Ben de buna inanıyorum. Ama Halide, gerçekleri görmeni beklemiyorum. Göremezsin de. Seni asla zor durumda bırakmayacağım. Abinin bütün dileklerini yerine getireceğim. Buraya geri dönebilirsin. Buraya yerleşebilirsin. İstediğin kadar burada kalabilirsin. Ama bir şartım var. Ancak tek başına gelebilirsin. Abin sana ne kadar kızgın olsa da seni çok seviyormuş. Mağdur olmaman için elinden geleni yapmış. Ama mirasını neden yasal yollarla bırakmadı ki? Yani neden bunu Güllü'ye mektupla bildirdi? Kim bilir? Elbet bir bildiği vardır. Kemal. Güllü çiftlikte kalmamı teklif etti. Yalnız bir şartı varmış. Sadece ben kalabilirmiş. Bu gülün en tabii hakkı. Bunca yaşanan şeyden sonra beni de çiftliğe alacak değil ya. Sen onun abinin yadigarısın. En doğrusu bu. Çiftliğe gitmen. Çiftliğe dönmen mi? Bu hayata alışamadın Halide.
Bu hayat sana göre değil. Burada kaldığın müddetçe yıpranacaksın. Üzüleceksin. Sen bildiğin, alıştığın hayatı yaşamalısın. En doğrusu çiftliğe dönmen. Evliliğimiz ne olacak peki? Bitecek mi? Hayır. Evliliğimiz aynen devam edecek. Ayrı yerlerde kalarak mı? Bu olmaz Kemal. Mümkün değil. Bu şekilde devam edilmez. Ben senin yanından bir adım bile ayrılmak istemiyorum. Daha evvel burada yapamayacağını söylememiş miydin? Söylemiştim. Ama başka ihtimallerimiz olduğunu da söylemiştim. Birlikte kendi evimizi kurmak. Acele etmeyin, acele etmeyin. Etmeyin acele, etmeyin acele. Acele etmeyin hele. Sırayla. Ne oluyor orada Ramazan? Nedir bu çokuntu? Al bakalım. Reşit değil mi bu? Serap Hanım sizi unutmadı. Acısını içine gömdü. Hayır dağıtıyorlar. Ama bunlara hayır olsun diye sizlere gönderdi. Al. Allah dörtlüğünü altın etsin. Çok şükür, çok şükür. Gel bakalım. Beğendin mi hediyeni? Bana Avrupa'dan getire getire bu makası mı getirdin? Yani ben ne yapacağım ki bunu? Karı mıyım ben? Ne mi yapacağım? Sen vaziyetinin farkında değilsin herhalde. Hangi vaziyetim dayı? Bu vaziyetinin ulan. Aynalara dargın mısın? Şu çizmelere, külot pantolona. Hele şu pala bıyıklara bak. Ne bu caka? Kılda keramet olsa berberlere nur yağardı. O bıyıklar derhal kesilecek. Şimdi anladın mı makasını için aldığımı? Dayı, dayı, dayı Allah'ını seversen. Sus! Şöyle. Neydi o Abdülhamit'in Arnavut tüfekçileri gibi? Hadi git gerisini berberde halletsinler. Hadi. Tamam. Bak ama da acar pantol ceket. Acar acar ama bu sana göre değil. Sana göre değil. Niye değilmiş? Ya sen gövdesin de ondan. Şu haline hiç bakmıyor musun? Şu göbeğe bak hele. Nasıl gireceksin sen onun içine? Şu ağaçları görüyorsun değil mi? He, görüyorum. O ağaçlardan yola kadar. Oradan da bu kanala. Hepsi senin. Sen mi? Ek, biç. Ne istersen yap. Ben mi? Senin. Lakin sakın bir daha bana karşı gelme. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.